İran'ın yaptığı, yaklaşık 300'e yakın attığı işte insansız hava aracı, seyir füzeleri, balistik füzelerle ilgili alınan önlemler, bunun başarı yüzdesi nedir? Eğer gerçekten bir savaş olursa, yani dünkü gibi değil de sınırlı, kısıtlı, zamanla sınırlı, belirli hedeflere değil de gerçekten bir savaş olursa Tel Aviv sokaklarına, işte İsrail'in bulunduğu Kudüs bölgesindeki yerlere, kalabalık yerleşim birimlerine, İran herhangi aynı şekilde füze ve roket attığı zaman meydana gelecek kayıp, yaralı ve ölüler tahliye nasıl edilecek? Bu konuda hangi silah sistemleri görevlerini yaptı? Hangi silah sistemlerinin geliştirilmeye ihtiyacı var? Ordu içindeki, genelkurmay içinde, İsrail içindeki, emir komuta sistemindeki tepkinin, reaksiyonun derecesinin uygun olup olmadığı, bunların hepsi görüşülecek. Ve bundan sonra bu yönde 2025'ten itibaren biz, yani 5 Kasım 2024 Beyaz Saray'daki ABD başkanlık seçiminden sonra ister Trump, ister demokratlar, Biden veya herhangi biri gelsin, 2025'ten itibaren artık İsrail, ABD, İngiltere, Fransa, Avustralya, belki de Kanada ve Ürdün dahil olmak üzere İran'a yönelilecek bir gerçek savaşı göreceğiz. Biz bunun adına tabii gerçek savaş diyemiyoruz. Çünkü ne diyoruz? Bu bir nevi, şöyle diyebiliriz aslında askeri terminolojide, fiili atışlı tatbikat diyebiliriz. Fiili atışlı tatbikat. Evet, diyoruz. Çünkü iki tarafın da haberi var. İki tarafta davulla, zurnayla her şeyi belirterek geldi. Arada üçüncü taraflar oldu. Putin'in Dışişleri Bakanı devreye girdi. Belki Putin devreye girdi. Olayın tırmanmaması açısından. ABD devreye girdi. Dolayısıyla belli bir gerginliği tırmandırma safhası oldu. Gerginliği tırmandırma safhasından sonra işte İran'ın verdiği karşılığı gördük. Peki bu safhadan sonrasında yaşanacaklara, ihtimallere soracağım ama evet. Az önce Esat Arslan bir şeyden bahsetti. Evet. Son cümlesi öyleydi. Süremiz kalmadı, kapattık. Hemen size sormak isterim evet. O ihtimali. Hizbullah'ın vurulma ihtimali, doğrudan hedefe alınma doğru. ihtimali. Bu ihtimal nedir? Olasılığı ne kadar? Böyle bir ihtimal gerçekleşirse eğer bölge açısından ne olur? Doğru. Yeni çok cehennem mi oluşur mesela? Çok. Şimdi bu savaşta ne oldu, ne zaman? Ben buna fiili atışlı tatbikat diyorum. Neden biliyor musunuz? Hiç ölü yok. Yaralı var 15-20 kadar İsrail'den. Bir üsse hedef alındı, bir üs bölgesi. O üs bölgesinde de yaralı yok. Ayrıca ABD'nin baştan itibaren çok rahat davranması ve ABD'nin tabii Netanyahu istiyordu tabii. Yani İran'a karşı bir, en azından İran'ın belirlenmiş, biliyorsunuz savaştan önce ne olur? Hedef çizelgeleri, hedef noktaları belli olur. Hem ABD'de, hem İngiltere'de, hem İsrail'de, herhangi bir olasılı savaşta hedeflerin öncelik dereceleri belli. Nedir bu? İran'ın 5-6 yerdeki nükleer zenginleştirme tesisleri. Bu birinci hedef, hem ABD için hem İran için. ABD ve İran hiç olmasa buna karşılık olarak İran'ın bir nükleer tesisine karşı bir roket füze atma yeteneği vardı. Yapmadı bunu. Neden yapmadı? Tırmandırmak istemedi. Onun için ben biraz buna biraz fiili atışlı tatbikat diyorum. Sonuçta ama ne oldu? Sonuçları çok önemli. Yani bu oldu ama ne oldu? 2025 ve sonrasında biz gerçek savaşı maalesef görme durumuna olacak. Dünya Netanyahu neyi amaçlıyor? Efendim? Naim Hocam, şimdi Netanyahu şöyle, iki neyi taraf, amaçlıyor? Iki yani taraf bölgede gerilimi oldu. Daha da yükselterek evet. Neyi istiyor mesela? Evet, iki tarafta şöyle oldu. İki tarafta bir kazan durumu oldu. Kazan kazan. İran açısından bakalım. İran'ın kendi iç kamuoyuna ve dış kamuoyuna mevcut o ciddiyetini, köklü kültürünü, geleneksel misliyle mukabele etme, karşılık verme prensibini göstermesi lazımdı. Çünkü İran rejimi öyle ayakta duruyor. O halde bunun için ne yapması lazım? İran'ın kendi toprağı olan, yani büyükelçilik, diplomatik temsilciliği bir ülkenin kendi vatanıdır, kendi toprağıdır. 1 Nisan'da ne yaptı İsrail? Şam'daki İran diplomatik temsilciğini vurdu. Oradaki generallerin bazıları öldü. Birkaç İran personeli görevli öldü. Hayatını toplamda kaybetti. Toplamda 7 kişi, ikisi general. Evet, hayatını kaybetti. Şimdi orası bir İran toprağı. Tabii İran toprağı. Yani mesela bizim Türkiye'nin
örnek veriyorum, Kuveyt'teki, Suudi Arabistan'daki, Almanya'daki, Amerika'daki diplomatik temsilciliğimiz, konsolosluğumuz ya da büyükelçiliğimizin o sınırlarının içi tamamen Türk toprağıdır. Peki, ve Türk kanunları geçerlidir orada. Ancak şimdi İran kendi vatanına yapılmış bu saldırıya bir karşılık vermesi lazım. Bunu söyledi. Geleneği o. İsrail var, ezeli düşmanı. Meşru müdafaa mı peki? Evet, Birleşmiş Milletler 51. maddesinin kendisine verdiği bir meşru müdafaa hakkı da var. Çünkü kendi toprağına yapılan bir tecavüz, bir saldırı var. Peki İran kendi iç kamuoyuna ve dış kamuoyuna bunu göstermesi lazım İran rejiminin. Nasıl gösterecek? İşte biliyorsunuz 2020 yılında gösterdi bunu. Gösterdikten sonra sonuç şu oldu. İran arzu ettiği hedefi ele geçirdi mi? Evet, geçirdi. Kendi iç kamuoyu İran'ın şiddetli, çok şiddetli bir mukavemet karşılık gösterdiğini gördü mü gözüyle? 300'e yakın insan savu aracı ve füze atıldığı gördü. Uyguladığı baştaki psikolojik harekat İran'ın çok başarılıydı. Neden? İsrail toplumunu ve bölge ülkelerini, çevredeki bölge endişe, korku ve paniğe sevk etti. Özellikle İsrail'i. Nereye vuracak, ne yapacak? Bu başarılı oldu. İran, ben herhangi bir zamanda İsrail buna benzer, yani 1 Nisan 2024'te Şam diplomatik temsilciliğine yaptığı gibi bir saldırı olursa, bakın bu şekilde çok şiddetli karşılık verir, bir daha kötüsü olur. Bunu söyledi, kabul etti, zaferini ilan etti. Tahran'a insanlar sokağa döküldü, gösteri yaptı, elde etti. Peki İsrail, ha Netanyahu çok önemli sonuçlar elde etti. Onu görmemiz lazım. Netanyahu şu ana kadar, dün geceye kadar, dün akşama kadar iktidarda kalma kalmama savaşı veren bir aktördü. ABD tarafından, Batı tarafından, Batı ittifakı tarafından istenmeyen, kendi iç tabanı tarafından istenmeyen bir aktördü. Fakat dün geceden itibaren artık Netanyahu'nun istifa etme, iktidardan uzaklaşma söylemleri, açıklamalarını ne ABD'den, ne Batı ittifakından, ne de iç toplumundan duyacağız. Öyle bir şey olmayacak. İmaj düzeltme hamlesi mi? Evet, Netanyahu koltuğunu sağlamlaştırdı. Ama Netanyahu'nun eline, İsrail'in eline şöyle kozlar geçti. Sizin biraz önce söylediğiniz soruya geliyorum. Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'ı yok etme harekatı. Ona başlayacak. Niye? Diyecek ki, gördünüz, ben Gazze'ye sürekli saldırırken siz beni insanlık suçuyla, savaş suçuyla sürekli suçladınız. Savaş suçu, ki savaş suçu işliyor İsrail, hiç kuşku yok. İnsanlık suçu işliyor. Bunun altını çizelim. Ancak öyle diyecek. Ama bakın, düşmanlarımı gördünüz. Bütün İsrail'i yok etme yeteneğine sahip bir İran'ın ne yapacağını, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'ın İran'a nasıl yardım edeceğini, Yemen'deki Husilerin nasıl yardım edeceğini, Suriye'de konuştu bulunan İran destekli milislerin nasıl bana zarar vereceklerini, Irak'taki İran yanlılarının nasıl zarar vereceğini hepiniz bu gece yaşadınız. O halde benim için Birleşmiş Milletler 51. maddesinin bana verdiği meşru müdafaa hakkını kullanarak bundan sonra Gazze'ye çok daha şiddetli bir saldırı yapacağım. Bir, Lübnan'ın güneyine Hizbullah'ı etkisiz duruma getirecek saldırı başlatacağım. İki, üç, Golan tepeleriyle İsrail'in güneyini, o birleştiren hattını tamamen işgal etmek için saldırı başlatacağım. Çünkü İran milisleri orada ve buna yönelecek. Dolayısıyla İsrail'in bu yönden eli kuvvetlendi. ABD'nin şu yönden eli kuvvetlendi. ABD'ye